Dünyadaki ve ülkemizdeki çok önemli şah damarı belki de konulara değindiğimiz Gaf Kalabalığı programımız başladı. Sözü daha fazla uzatmadan Ohio Üniversitesi her konunun profesörü adeta bir Gafka Sayın Mürsel Onan Hocam'ın Gaf Kalabalığı yorumlarına geçiyoruz. Sayın Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sayın Hocam bu haberimiz şimdiye kadar yaptığımız haberlerden çok farklı ve enteresan bir haber. Ve sizin özellikle çok ilginizi çekeceğini düşünüyorum. Nasılmış yani? O kadar enteresan bir. Benim ilgimi kolay kolay bir şey çekmez ama bakalım nasılmış. Hazır neymiş? Mısınız? Evet. Avustralya'da polis her biri yüzlerce dolar değerinde olan lüks vibratörler çalan... Kim çalmış neymiş? Hazır mısınız? Hadi bakalım. Üç kadını arıyor. Üç kadını arıyor ha? Vay vay vay. Tekrar okuyorum haberi. Evet. Avustralya'da polis her biri yüzlerce dolar değerinde olan lüks vibratörler çalan üç kadını arıyor. Üç kadın, üç lüks yani yüzlerce dolar üstelik yani. Vibratör o kadar da pahalı, lüks. Ya bu ne kadar lüks ya? Lüks derken mesela nasıl lüks yani? Neye göre lüks? Neye göre lüks? Yani bilmiyorum. Siz şimdi bir, her konuda bir deneyiminiz olduğu için vibratör konusunda da hocam illaki vardır. Şimdi şöyle bir şey de var. Osmanlı zamanında da bak şimdi burada tarihe giriyorum. Evet. Osmanlı zamanında da evet. Hatta bu Müfteşem Yüzyıl dizisinde de işlendi. Tamam. Zıbık adı verilen böyle yani vibratör benzeri bunun tahta oymacılığı yapılıyormuş zamanında. Hatta böyle işanları varmış sırayla. Tabii ki insanlar böyle. Tabii canım çeşit istediği çeşit. O harem de kullanmak üzere herhalde. İnsanların da tabii ki ihtiyaçları falan filan da oluyor. Zıbık adı veriliyormuş. Osmanlı zamanında böyle bir iş sanat dalı var yani. Zanaat dalı var yani. Tabii bunlar önemli şeyler ya. Bunlar bilimsel şeyler. Siz tarihi bilmiyorsunuz mesela. Buna hemen aşağılanıp geyik yapılacak konu haline getirmeye çalışıyorsunuz. Canım, sizin gibi zaten bilemeyiz. Ya bu ama. Haber mi ya? Bu haber mi arkadaşım? Bu erkek çalsa evet. Haber. Haber değeri var. Ha evet. Üç doğru. Tane kadın çalıyor bunu yani. Evet. Üç tane kadın çalıyor. Ya belki hani fakru zaruret içindeler. Hani zor duruma geldiler. Hocam, kardeşim. Ama baksanıza çok da güzel kadınlar ya. Şimdi ya yazıklar olsun ya. Ya haram zıkkım olsun bu vibratörler buna. Bu kadar aç insan var piyasada. Ya sen vibratöre mi kaldın ya değil mi? Yani böyle şey olur mu? Yazıklar olsun ya. Allah Allah. Yalnız vibratör belki başka şey için yapacak. Kullanacak. Ne biz o açıdan hiç bakmıyoruz mesela. Hocam açılar sizin işiniz. Buyurun. Vibratör nedir açıklama? Titreşim. Evet. Vibration. İngilizce biz ona Ohio'da vibration diyoruz yani İngilizcesi. Ya titreyen. Öyle mi oluyor? Tabii titriyor yani. Titriyor. Ne tabii titriyor. Maşallah. Titriyor. Ben de zamanında titredim. Çok titredim. Öyle mi? Soğuktan titredim. Sen ne zannettin? Sen ne zannettin? Bir dakika. Kes. Sen ne zannettin ya? Ya soğuktan titriyor. Bir dakika ya. Yani insan... Vibra. Ben yanlış anladım. Ooo sen de yani moderatör falan filan de sen beni tuzağa düşürmek için konu nerelere getiriyorsun? Hocam yani? Siz kendiniz dediniz. Ben de zamanında çok titredim dediniz. Bir de böyle tutar. Öyle mi yaptın? Al kayıtları göster. Gösterin kayıtları bakalım. Evet. Tekrar bir daha baştan bakalım. Öyle şey olur mu ya? Vibration. İngilizce biz ona Ohio'da vibration diyoruz yani İngilizcesi. Ya titreyen. Öyle mi oluyor? Tabii titriyor yani. Titriyor. Ya tabii titriyor. Titriyor. Ben de zamanında titredim. Çok titredim. Öyle mi? Soğuktan titredim. Sen ne zannettin? Allah Allah. Asla saygısızlık yapmam ben. Bu evrensel bütünlüğe çalışıyor bu vibrasyon biliyorsun. Öyle mi? Tabii odaklanıyor. Tamam peki hocam. Haberde çok enteresan bir ayrıntı da var. Bu vibratörleri çaldıkları dükkanın adı Libido. Libido. Tabii buna ki. Buna ne diyeceksiniz hocam? Şimdi dükkanın adı Libido. Yani dükkana da girmiş bunu. Onun da bir manyetik alanı var. Yani şimdi Libido, Libido'ya karşı. Kremere karşı diye bir film de var. Bilmiyorum. Neyse konumuzda ilgisi yok. Şimdi yani kadınlarda libido var. Tamam. Senin libido var mı? Var mı? Her insan da var hocam. Nerede? Yani şurada uçakta hocam. Sen libidolu mu dolaşıyorsun? Yani her insanda vardır. Her insanda tabii evet. Yani bunun ölçüsü önemli tabii ki ne kadar libidolu yani. Olsun ne kadar değilsin falan da. Evet. Şimdi tabii ki yani libidosu kalkmış kadınların. Ondan sonra libidolanmışlar. Libidolu gitmişler zaten oraya. Onlar da tabii etkilemiyorlar. Herhalde vibratörler de orada titriyor. Hazır titriyor. Orada vibrasyon var. O tabii ki libidolarla vibrasyon karşılıklı bir çakışıyor. Ne oluyor?
evrensel bir bütünlüğe doğru bir şey oluyor. Ha. Yani yukarıdaki, bak şimdi. Siz yine çok derin kalıyorum. Evrende her şey titreşir Ahmet Ali. Tamam. Bunu çok iyi öncelikle bilen. Bunu cepte. Tamam, cepte. Cepte. Tamam. Şimdi evrende titreşir, bilgi de titreşir. Bizim beynimiz nedir? Nedir? Beyin titreşim dekoderidir. Yani titreşimi çözündürüyoruz biz. Çözüyoruz. Yani bilgi titreşiyor. Bak şurada titreşiyor. Vibration. Burada titriyor. Şimdi onu beynimize geldiği zaman ne oluyor? Ha diyorsun, bu bir bilgi. Şimdi oradaki vibrasyon biraz alttan titreştirmek de içeriyor. Yani alttan titreştirip bilgi alıyor. Yukarıdan titreştirip bilgi alıyor. Yani burada bir evrenin dualitenin bir dengesini aslında oturtmuş oluyoruz. Yani eksi artı kutuplar var ya, işte onların birliği. Her şey zıttıyla kaimdir mesela. Bu da çok çok önemli. Ahmet abi. Ahmet abi. Yani tabii ki ya, bunlara dikkat etmemiz lazım. Siz o olayı tabii ki çok böyle hani yine, ilk akla gelen kahve muhabbeti mi yapıyoruz arkadaşım burada yani? Hocam yine beyin yakan yorumlar yaptınız. Yani çok enteresan. Yani sonuç olarak konuyu bağlarsak hocam, ne diyorsunuz? Konuyu onlar yeterince bağlamışlar zaten. Üç tane güzel kadın. Binlerce dolar değerindeki, evet. Avustralya doları değerindeki ne yapmışlar? Vibratörleri çalmışlar. Evet. Lüks. Lüks. Lüks de derken de hani nasıl lüks? Neye göre lüks? Yani yemeğe mi çıkartıyor? Sinemaya mı götürürler? Ama belki şey, çok yalnız hissettiler kendini. Yatıp uyuyacaklar belki. Yanına yatacak, o da böyle bakacaklar. Hani... Ama hocam yine çalıyorlar ama sonuçta. Bu doğru bir şey mi? Ya ne çalıyorlar o? Ne, nasıl yani... O da orada vibremese gidiyor. Vibriyor orada. Aşırı derecede hani birisi bağırır ya sus be falan dersin. Tamam. Falan. O da işte orada o kadar çok vibriyor ki vibriyor. Ondan sonra diyorlar ki tamam lan falan diyor. Hadi alayım seni. Alayım seni. Kıyamamışlar yani, aslında bir nevi. Peki hocam, bu bir şey var ya, pahalı insan... bir güzel bir konuya da değindiniz. Bu pahalı olması, bakın burada diyor ki 600 ne dolar. Ne kadar pahalı? 600 oluyor? Dolar değerinde hocam. Elmas kaplı demek ki. Öylesi de mi oluyor hocam? Ben bilmiyorum da hani ne kadar pahalı olabilir? Yani nasıl pahalı olabilir bir şey? Doğru. Daha pahalı. Evet sayın seyirciler, bir programımızın da sonuna geldik. Bir başka programda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Vibras. Şey, hoşçakalın. Görüşürüz. Ya konuyla işte çok fazla iç içe şey oldu tabii. Ağzınız mı? Tabii. Ağzınız değil ya. Dil sürçer. Ağız sürçer. Pardon.